Efendim ekranlarının başına henüz geçenler için hayırlı vakitler diliyorum yeniden. Çok kıymetli hocalarım var stüdyomuzda. Ve Ali Ulvi Uzunlar hocam dahil oldu sohbetimize. Mahmut Efendi Hazretlerini konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam anlatacağınız biliyorum yani o kadar kıymetli meseleler var ki Mahmut Efendi Hazretleri ile. Öncelikli olarak hangi konuya temas etmek istersiniz? Biz arada sizinle bir meseleyi konuştuk. Ona da değineyim mi dediniz. Ben çok memnun olurum dedim. Şey yapmıyorum şimdi, detay vermiyorum. Söz sizde hocam, buyurun. Evvela alem-i İslam'ın başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Efendi Hazretlerimizin kendi yakın çevresi var, talebeleri var, cemaati var. Ama bütün dünya ve bütün İslam alemine mal olmuş çok değerli bir alim, çok değerli bir mürşit, çok değerli bir müderris. Bundan dolayı hem ailesi, hem cemaati, hem de bütün alem-i İslam'ın başı sağ olsun diyorum. Evet. Rabbim onların izinden yürüyecek alim, fazıl, kamil insanlar geride bırakmaları nasip eylesin diyorum. Amin. O davayı ileriye doğru götürecek çok değerli insanların devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben bu konuşmamızda doğrusu hayatıma çok etki yapan, Efendi Hazretlerimizin de benim gönül dünyama tam oturmasına başlangıç teşkil eden sevgili babamın, rahmetli babamın, Efendi Hazretlerimizle olan anekdotu yer almaktadır. O da 65'li 60'lı yıllarda sevgili babam Hilton Oteli'nde çalışıyor. O zaman tabi tanımıyor Efendi Hazretlerimizi, sadece namazını kılıyor. Bir mühendisin Hilton Oteli'nde namaz kıldığını görünce Allah Allah, bu zamanda mühendis de namaz kılar mı? Merak etmiş. Özellikle mühendisi odasında, ofisinde ziyaret etmiş. Yani bunun altını çizelim hocam. 60'lı yıllar, bu devirde bir mühendis namaz kılar mı? Evet. Şaşkınlığını yaşıyor. Evet, evet, evet. Ofisinde özel ziyaret ediyor ve diyor ki, efendim diyor, ben sizi farklı gördüm. Bazı sorular sormak istiyorum size. Bizim halimiz ne olacak diye bir soru sormuş. Mühendis bey biraz düşündükten sonra, bizim halimizi bilmem de bizim çocuklarımız, torunlarımız Amerika'dan gidip İslam'ı öğrenecekler diye cevap vermiş. Peki efendim demiş, ben sizden sorsam bir mürşid-i kamil bilir misiniz? Bana tavsiye edeceğiniz Türkiye'de bir mürşid-i kamil var mıdır diye sormuş. Biraz düşündükten sonra demiş, olsa olsa İskenderpaşa'da Mehmet Efendi var. Bir de İsmaila'da Mahmud Efendi var dedi. Ben hiç duymadım diyor. Nerede Mahmud Efendi diye sordum. İsmail Ağa Camisi'nde dedi. Ben de pazar günü yola koyuldum. Gittim aradım. İsmail Ağa Camisi'ni bulamadım. Geriye döndüğümde dedim ki, ya kardeşim ben bulamadım İsmail Ağa Camisi'ni. Nereye kadar gittin dedi. Karakola kadar gittim dedi. Ya bir 50 metre daha gitseydin camiyi bulacaktın dedi. Bir dahaki hafta gittim dedi. Camiye yaklaştığımda baktım herkes sakallı. Sakallı insanlar görünce bunlar hepsi Mahmud Efendi. Hangisi? Hepsi evliyaya benziyor dedi. Neyse avluya girdiğimde dedi, baktım genç birisi şadırvanda abdest alıyor. Dedim ki olsa olsa bunda bir şey vardır. Sonra camiye geçince baktım mihraba o geçti. Mihraba o geçince namazdan sonra elini öptüm. Dedim ki Efendi Hazretleri sizinle görüşmek istiyorum. Hemen oturdu olduğu yere, görüşelim dedi. O oturunca etrafındakiler de oturdu. Ben de içimden dedim ki ya ben Efendi Hazretleri'yle görüşeceğim. Sizinle görüşmeyeceğim ki. Siz niye oturdunuz buraya? Özel görüş. İçinden diyor. Ve içinden diyor bunu. Hemen etrafındakiler siz kalkın dedi. Biz ikiden ikiye görüşelim dedi. Dedim ki burada bir şey var. Dedim ki Efendi Hazretleri, ben çok günahkar bir kulum. Bir mürşidi kamil arıyorum. Beni Sırat Köprüsü'nden karşıya geçirecek. Eğer gerçekten sizseniz beni teslim alın. Siz değilseniz, olanı biliyorsanız bana adres verin, oraya gideyim. Yok siz bunu yapamayacaksınız. Adres de bilmiyorsanız, ben size gelmedim, siz de beni görmediniz, Allah'a ısmarladık diyeyim, gideyim dedim. Çok cesaretli bir konuşmaydı, onun daha sonra diyor, ben bunu yapamazdım diyor, o zaman deli zamanımdı. Bana Farsça bir şiir okudu.
Bunun manasını şimdi bilmezsin ama ileride anlarsın dedi. Anladığım kadarıyla balıklar yağmur duasına çıkmışlar. Yani sen aradığını buldun, hala geveliyon gibi bir anlam çıkardı ondan. Dedim ki içimden, bu evliyalık yapan insanlar, mürşitlik taslayan insanlar çok laf edebiyatı becerirler. Şimdi ben böyle laf edebiyatına kanmamam lazım. İşi sağlama bağlamam lazım. Bu bana bir keramet göstermeden teslim olmamam lazım diyorum içimden. Dedi ki bana, Hüseyin Efendi, keramet önemli değildir. O mühim değildir. Eğer icap ederse o da gösterilir dedi. Dedim ki bu iş ciddi. Efendi Hazretleri dedim, tamam mesele anlaşıldı. Sen beni teslim al dedi. Dedi tamam dedi. İstihara yap dedi. Sakalını da bırak dedi. Dedim Efendi Hazretleri, sakal meselesi o mümkün değil. Ben Hilton Oteli'nde çalışıyorum. Hilton Oteli'nde müşteri olarak adam sakallı gelse, iki gün tıraş olmadan gelse müşteriyi almıyorlar. Düzeni bozar diye. Ben orada çalışacağım, beni asla çalıştırmazlar. Demiş ki, onun sahibi büyüktür. Ben de içimden dedim ki, senin mürşidi kamil olduğunu anladım. Ama sen Hilton Oteli'ni bilmesin, onu ben bilirim. Ya ben bir mürşidi kamil bulduktan sonra bunu kırmayayım, ben sakalımı bırakayım, atarlarsa atsınlar, zaten atacaklar. Sakalı bırakmaya karar verdim. Oradan çıkar çıkmaz evvela gittim fotoğrafçıya. Son sakalsız bir fotoğrafımı çekeyim dedim. Fotoğrafçıya gittim. Bir fotoğrafımı çektim. Gittim otele. Hilton Oteli'nde çalışmaya başladım. Sakalımı çevirdim dedi. Ustabaşı çağırdı beni. Git tıraş ol dedi bana. Dedim niye tıraş olacağım? Dedi yüzünü temizle dedi falan. Dedim ki burası temizlik de burası dedim. Yani yukarıda saçları kesmiyorsun. Madem temizlikse her tarafa kesmek lazım. 3-4 parmak var zaten yani. Evet az var. Yani. Dedi sen sakal mı bıraktın? Bıraktım dedi. O zaman dedi ay başında sarı zarfı görürüz. Ben sevindim dedi. Yani. Demek ay başına kadar işe devam edeceğim yani. O zaman kadar kendime iş ararım dedim. Sonra mühendisler birkaç gün sonra çağırdılar beni. Dediler ki Hüseyin Usta sen işten ayrılmak mı istiyorsun? Dedim ki Allah beni çalışmak için yarattı. Niye ben işten ayrılacağım? Öyle dediler. Hayır ben Allah beni çalışmak için yarattı. Ben de buraya zaten çalışmak için geldim. Dediler ki hayır sen sanki işten ayrılmak istiyorsun. Ya ben sakalımı bıraktım onu mu kastediyorsunuz diye sormuş mühendislere. Demiş ki sen sakal mı bıraktın? Evet sakal bıraktım. Ne var ki sakalda? Mühendisler sormuş. O da demiş ki bir İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Hazretleri sakallıydı. Biraz daha ağır bir kelime daha söyledi. Çok sinirlendiğini anlatacak şekilde karşı tarafa. O beni %100 işten çıkaracaklar. Nasıl olsa boşalayım demiş yani. Aklıma geleni söyleyeyim demiş. Sakal demiş dinidir, iktisadidir, ahlakidir, sıhhidir. Bunların hiçbirisi yok sakalda demişler. Demiş dinidir bak papazlarda, hahamlarda bile bütün semavi dinleri temsil edenlerde sakal var. Dolayısıyla sakal dinidir. İki ahlakidir. Sakal bırakan insan sağda solda yalan söylemez. Bir kadına sarkıntılık yapamaz. Kumarhaneye gidemez. Yanlış iş yapamaz. Utanmaz mısın sakalından derler. İnsanı frenler dedi. Üçüncüsü sakal sıhhidir. Tıraş olup dışarı çıktığın zaman vuran rüzgar sebebiyle yüzde bir takım hastalıklar zuhur edebilir. Bir de iktisadidir. Mühendis bey demiş ki geçen de sen Philips makinesi aldırdın bana. Kaç lira verdin? Bir ay sonra bozulduk. Eğer sakal bırakmış olsaydın üstten alırsın, alttan alırsın. Böyle bir makine ihtiyaç yok demiş. Demişler ki sen çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Beni Allah çalışmak için yaptı. Hadi git işine çalış dediler. Allah Allah. Ondan sonra rahmetli babam dedi ki sene sonunda orada çalışanların tamamını işten çıkardılar. Kriz vardı. Fakat beni, bir tane daha arkadaşımı iş olmadığı halde bir sene çalışmadan para verdiler bize. Daha sonra yıldız sınaması yapılacakmış. Halifeye eleman olduğundan dolayı elden çıkarırsak bir daha bulamayız diye bir sene de çalışmadan bana para verdiler. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin oranın sahibi büyüktür sözünün hikmeti anlaşıldı. Yani sakalın sahibi büyüktür dedi sakal. Ve gerçekten arkası mükemmel gelmişti. Eyvallah. Yani bunu rahmetli babam anlattığında ben de dedim ki böyle adam bulmak çok zordur ya.
Yani gerçekten ben Efendi Hazretlerimizi rahmetli babam vasıtasıyla tanıdım. İstanbul'a geldiğimizde ilk bizi götürdüğü yerde İsmaila olmuş oldu. İsmaila'da tekkede onu ziyaret ettik, elini öptük. Sene kaçtı hocam? 72. Sizin gördüğünüz zaman 72. 72'den beri. Yine şurasını da buna ilaveten ifade edeyim. Babam Türkiye'de ferdi olarak su ile çalışan elektrik santralini ilk yapan kişidir. Babama mühendislerdi Efendi Hazretlerimiz. O zamanki 60'lı yıllarda bizim köye yol da çıkmıyordu, araba yolu da çıkmıyordu. Bizim köyde elektrik santralı yaptı babam. Su ile çalışan elektrik santralı bu yaptı. Bu şimdi HES denilen. Ona benzer bir şey. Evet. Ama telefon yok. İrtibat imkanları yok. Yol yok vesaire yok. Babam çok ciddi manada rahatsız oldu. Böyle yatağa yattığım zaman sanki böyle ölüyorum korkusu beni perişan ediyor. Normal bir ölüm korkusu değil yani, hastalık. Değişik yerlere gittim, okundum, doktorlara gittim. Hiçbir santim mesafe kat edemedim dedi. İstanbul'dan memlekete giden Hüseyin abi diye bizim bir abimiz vardı. O Efendi Hazretlerimize uğramış. Demiş ki ben memlekete gidiyorum. Dayım babamla ilgili. Bir emrin var mı ona? Demiş ki ona söyle bana gelsin demiş. Efendi Hazretleri gelemez demiş. O fabrika yapıyor. Ben onu bekletmeyeceğim. Hemen göndereceğim onu. Bana gelsin demiş. Hüseyin abi gelince babama yukarıdan bağırmış. Araba yolu yok. Evin yanından geçmiyor ki. Hüseyin amca, Hüseyin amca. Efendi Hazretleri seni çağırıyor. Böyle böyle dedim. O da böyle böyle söyledi. Emir Demirkeser ne için çağırdı? Sormayız dedi. Atladım otobüse geldim. Ziyaret ettim dedi. Niçin çağırdın beni emrettin? Sormak bize edepsizliktir. Sormadım dedi. Sonra baktım ki namazdan sonra bir hasta okuyor. Aklıma geldi ya. Ben de hastayım. Diyeyim ki Efendi Hazretleri beni de oku. O hastayı bitirdikten sonra dedim ki Efendi Hazretleri ben de rahatsızım, beni de okur musun? Hüseyin Efendi senin işin uzundur. Seni ikinden sonra okuyacağım demiş. Anladım ki beni bu iş için çağırdı. Ancak yani benim hastalığımdan haberdar olması mümkün değildi o günkü imkanlarda. İkinden sonra beni 45 dakika okudu dedi. Takriben 45 dakika. Hastalığımın %80'i gitti dedi. Dedi ki bana sabah namazından sonra bir daha okuyacağım seni. Ondan sonra gidersin. Dedim ki Efendi Hazretleri gidebilmek için Ulusoy'dan bilet almak için bir hafta önceden randevu almak lazım o günkü şartlarda. Evet. Yani yarın gitme şansım olmaz. Yok dedi. Sen dedi buradan dedi gidersin dedi. Sirkeci'ye dedi yoldan karşıya geçersin dedi. Otobüs gelir dedi el edersin dedi gidersin dedi. Dedim ki Efendi Hazretleri sen ne biliyorsun otobüs işi? Neyse dedim ki nasıl olsa tekkede kalıyorum. Yemek parası da vermiyorum. Çorbayı da orada içiyorum. Giderim. Binemeyince gelirim. Sabah da okudu beni. Hastalığın %100'ü gitti. Ben onun dediğini yaptım. İndim Sirkeci'ye. Yoldan karşıya geçtim. 15 dakika beklemedim. Otobüs geldi. İşaret ettim durdu. Trabzon dedim atla dedi. Eyvallah. Bir de normal o yazarından bilseydim alacakları para ile yoldan bildiğimde yazanı parasını almadılar benden. Daha ucuza mal oldu dedi. Oh. Aynen anlattığı gibi geçtim yoldan karşıya işaret ettim. Bütün bu şeyleri yaşadım, canlı canlı yaşadım rahmetli babam dedi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin gönlümüzde yer etmesinde rahmetli babamın canlı canlı yaşadığı, kerametini gördü. Bu manzaralar var. Kimle bunu paylaşırsam gerçekten çok etkili. Allah razı olsun hocam. Bilimize sağlık. Hocam o kadar güzel tebessüm ede ede dinliyorsunuz ki ben de bir yandan size bakıyorum maşallah. Siz hocam artık söz son olarak sizde. Neler söylersiniz, nasıl kapatalım? Ben iyi bir dinleyiciyim değil mi? Maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi zannediyorum süre az kaldı. Çok. Hoca efendilerimiz çok güzel anekdotlar söylediler. Ben şöyle tamamlayayım isterseniz. Bir ilim adamında olması gereken en önemli vasıfların başında müessir olmak gelir. Yani ilim adamı müteessir olmamalı, müessir olmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz A'dan Z'ye müessirdi, her tarafı etkiliyordu. Müteessir olmuyordu, olaylar onu etkilemiyordu. Efendi Hazretlerimiz bu yönüyle baktığımız zaman gerçekten müessir bir insandı, müessir değildi. Kimle konuşursa konuşsun, siyasi, miyasi, anayasa mahkemesi, şu bu, kimle konuşursa konuşsun,
her zaman müessirdi, asla müteessir değildi. Bir adım geri atmamıştır, duraklama bile yapmamıştır. En önemlisi, gerçekten bu ciddi bir samimiyetin, ihlasın yansımasıdır diyeceğim. Yavuz Selim Camisi'nde sohbete gidiyoruz. Bir zamanlar mikrofon hiç kullanmıyordu. Camiye gelenlerin çoğu duymuyordu. Hatta cami tıka basa dolunca kapıdan ayakta duranlar ne diyecekler ki, duyamıyorlardı. Fakat şurası bir gerçek. Vatandaş yeni geliyor. Efendi Hazretleri'nin sohbeti diye geliyor. Kapıda dinlemeye çalışıyor, hiçbir şey duymuyor. Hiçbir şey duymadan ilk kez gelen kişi dönerken geldiği gibi dönmüyordu. Farklı dönüyordu. Allah. Yani hiçbir şey duymadığı halde o insan dönerken gidiyordu, önce terziye bir uğruyordu. Bir tebdili kıyafet yapıyordu. Tesbihçiye uğruyup bir tesbih alıyordu. Yani gerçekten bunlar çok kendisini gösteren özellikti. Bir de hiçbir mürşid diyeceğim ben şimdi, hiçbir mürşidlik makamında olan zevat-ı kiramın etrafında, Efendi Hazretlerimizin etrafında bulunduğu kadar hoca efendi olmamıştır. Hı hı. Yani bir Yavuz Selim'de sohbet, pazar sohbetinden bahsediyor hocalarım. Kürsünün dibi hoca efendilerle doluydu. Yani ilim ve irfan sahibi insanlar önce kürsünün etrafını kuşatıyorlardı. Halbuki onlar kendi rahmetli İhsan Efendi hocamız sohbet edenlerden birisiydi. Hasbi hocamız güzel sohbet edenlerden birisiydi. Ama o sohbet edenler o mecliste gerçekten etkileniyorlardı. Rahmetli İhsan Efendi hocamızın bir sözünü hatırlıyorum. Bir hafta sohbete gitmesem etkisini kendimde görürüm. Gevşeklik olarak görürüm. Mutlaka her hafta sohbete gitmeliyim derdi. Dolayısıyla ben Efendi Hazretlerimizin bu müessirlik özelliğinin her alimde, ilim sahibi insanda olması gerektiğini inanıyorum. Tabii bunun olabilmesi için yani bütün hücrelerine her şey yerleşmişti. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnet aşkı, sevgisi, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bütün ayeti kerimelere, hadisi şeriflerin tamamına A'dan Z'ye kadar bila kaydı şart, hakimiyet kayıtsız şartsız diye bir ifade var ya, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah ve Resulünündür deyip hayatına özümsemiş ve yaşamış. Şu cümleler çok önemli diye düşünüyorum. Bugün Efendi Hazretlerimiz ahirete intikal etmiştir. Onun cemaatinden, onun sebebiyetiyle yetişen hoca efendiler zannediyorum Türkiye'de terazinin çok ağır bir tarafını teşkil ederler. Ki bunun ucunda maddi şey de yoktu. Makam ve mevki de yok. Sırf hasbi olmasının yanında gerçekten terazinin çok önemli bir bölümünü teşkil eder. Bunlardan piyasada gözükenler var, gözükmeyenler de var. Gözükmeyenlerden neyi kastediyorum? Hanım hoca, hoca hanımlar, bunlar piyasaya çıkan, televizyonlara çıkan insanlar değildir. Bir başkasıyla konuşan insanlar değildir. Ama böyle Efendi Hazretlerimizden aldıkları o samimi atmosferle gerçekten hanım kızlarımızı, hanımlarımızı, hanım kardeşlerimizi çok güzel işlemişlerdir. Ve Türkiye'de kadınlar üzerinde ki etkisiyle gençler üzerindeki reform diyeceğim, dini reform açısından, yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini onlara yeniden öğretmesi ve yaşatması açısından kolay kolay nefsin kabul etmeyeceği şeyleri insanlara kabul ettirmiştir. Seve seve kabul ettirmiştir. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin bu müessiriyet durumunun ihlas ve samimiyetine bağlı olduğunu, her söylediğinin arkasında kendisi onun çok fazlasıyla yaptığını, bir de Estaizu billahi ve men yettekillahi yecaal lehu mahraca. Bir insanda gerçekten takva varsa Cenab-ı Hak her sıkıntıdan bir çıkış yolu ona ikram eder buyuruyor. Canlı örneği Efendi Hazretlerimizdir. Ne 28 Şubat süreçleri. Türkiye'de en zor dönemlerde ilk hedef neydi? İrtica, irticaydı. İrticanın başında da Efendi Hazretlerimiz vardı. Yani ondan daha irticacı olamazdı yani. Bütün Osmanlı'nın tevhidi tedrisatından tutun da kıyafetine varıncaya kadar onların irtica dediklerinin her şeyi A'dan Z'ye kadar vardı Efendi Hazretlerimizde. Dolayısıyla yapılan ihtilaller de birinci hedef tahtasında olmasına rağmen bir adım geri atmamıştır. Hep ileri gitmiştir. Elhamdülillah bugün sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve bilhassa Afrika ülkelerinde yine burada benzer çalışmalar hummalı bir şekilde yapılıyor. Ben şunu söylüyorum. Gerçekten biz alem İslam olarak çok büyük bir değeri kaybettik. Cumhuriyet tarihinde dini değerlerimizi ayakta tutan ciddi unsurlar vardı. Bunlar çok fazla değil, sayıları çok fazla değildir. İşte Hacı Dursun Efendi'den başlayıp ülkemizin değişik Mehmet Gönenli Mehmet Efendi gibi
Birçok değerli insanlar vardır. Ama böyle insaflı bir şekilde düşünürsek, çok güzel hizmet yapan bu değerli insanların ortaya koyduğu semerelere bakalım. Zannediyorum Efendi Hazretlerimizin semeresi, yani hem ulema grubundan hem kadınlar üzerinde yaptığı çalışmalar, ortaya konan medreseler açısından baktığımız zaman belki hepsinden daha fazla ağırlık teşkil edecek kadar fazladır. Dolayısıyla ben alem-i İslam olarak çok büyük bir değeri kaybettiğimize inanıyorum. Ve yeri de kolay kolay doldurulacak cinsten birisi değildir. Çalışırken bir kişilik iş değil, bir günde 4-5 tane sohbet yapıyordu. Yani 4-5 tane sohbeti dinlemek zor bizim için. Yani dinleyemeyiz. O 4-5 tane sohbet yapıyordu. Ve de hiç de tabiri caizse yorulmadan aşkla şevkle yapıyordu. Haç'ta bir anekdot olarak şöyle bir Hilton Oteli'nde sabah hatmiye yapılıyor canım. Çok kalabalık bir şekilde. Ben de gittim hatmiye. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi hadis dersini yaptı. Beni görünce dedi ki, Efendi Hazretleri, İhsan Efendi Hocamızın talebesi Ali Hoca burada dedi. Mektubatı okusun dedi. Şimdi ufak bir kürsü vardı. O kürsüye geldim, çıkacağım fakat merdiven yok çıkmak için. Sandalyeye çıkan adam da sandalyeyi çıktıktan sonra almışlar sandalyeyi. Geldim şimdi kürsüye çıkacağım. Bekliyoruz. Dedi ne bekliyoruz? Dedim ki Efendi Hazretleri şey yok. Birisi dedi ki hocam sandalye yok, merdiven yok. Bas omuzuma çık dedi kürsüye. Efendi Hazretlerimiz orada. Bas omuzuma çık kürsüye dedi. Her taraf dolu, insan dolu. Yani lebalep insan dolu. Ben dedi ilim sahibi olan insana merdiven olmayı severim dedi. Allah Allah. Şimdi ben onun torunu yaşında birisiyim. Benim ilimle yani onun ilmi yanında benim ilmim hiç kale alınacak cinsten de bir şey değildir. Ama o tevazu oradaki insanların hepsini mesletti. Dolayısıyla yaşantısıyla, ahlakıyla, tesiriyle, siyasi olana her bölümdeki insan, üniversitedeki profesör gelse ondan alacağı şey var. Siyasi insan gelse ondan alacağı şey var. Her şeyden önce edep alıyor. Hocam öyle bir sözle bitirmiş oluyoruz ki ben İlim erbabının merdiven olmak severim dedi. Evet, ilim erbabına merdiven olmayı severim. Allah razı olsun hocam. Yani her birinizden Allah razı olsun.